Tamamdır. Ekber babadan onay geldi. Kızı canlı istiyor. Tamam. Evde iki kişi var. Bu kızı alacaksınız. Ben buradayım. Çıkınca hemen basacağım. Tamam mı? Hadi. Ne oluyor? Sen değil o. Çekil. Çekilmiyorum. Çekil. Zeyda çekil. Dur ya. Gerizekalı. İyi misiniz? Bir şey yok değil mi? Nilüfer sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nilüfer hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Lan kahretsin! Beceriksizler! Nilüfer bak hiç korkma tamam mı? Bütün bunlar bitecek. Söz veriyorum sana. Korkmuyorum zaten artık ne olacaksa olsun. Kurt. Efendim? Bu benim olabilir mi? Çok sevdim. Tamam olsun hayrını gör. Teşekkür ederim bu arada. Bir şey değil. Burası bir dostumun oteli. Güvenlik kamerasının başına bir adam diktim. Yani otelin önünden şüpheli biri geçse bile tedbir alacaklar. Yani kısacası bu kata ve bu odaya kimse giremez. Zaten her halükarda Kurt sizinle birlikte kalacak. Sizin ikinizden de özür diliyorum. Yani bu yaşattıklarım için. Ama hiç merak etmeyin. Çok kısa sürecek. Özürlük bir şey yok. Sen bizi merak etme. Ne yapıyorsun? Müdürüm, kim arıyorsun? Şirkette bana yakın adamları toplayacağım. Sonra? Ekber'in evine saldıracağım. Bir açık aramaktan sıkıldım. Doğrudan dalacağım. Lütfen bunu yapma. Telefonu kapat lütfen. Niye? Ya müdürüm, adamın evi kale gibi. Tonlu adamı var. Biz de Dahan'la Enver'i çağırırız. Tamam, Dahan'la Enver de gelir de. Peşlerinde tetikçi var. Bir sakin ol. Bir ana sadık kalalım. Ya sen git bir patronla görüş önce. Büyük patronu bir indirelim. Ben beklemekten sıkıldım. Ben bu kıza sürekli bunları yaşatmaktan sıkıldım. Tamam, tamam haklısın. Bak büyük patronu indirme şansımız varken gidip kendimizi mi öldürtelim müdürüm? Ha? Biz direkt Ekber'e saldırırsak büyük patron bundan kıllanır. Bunlar arkadaş biliyorsun yaptığımız her şey boşa çıkar. Sen günlük rutinin neyse git onu yap. Ne yapacaksın? Bir tetikçiyle buluşacaktım. Tamam güzel. Git tetikçiyle görüş. Büyük patronu kıllandırmayalım. Bir an sadık kalalım. Bak ben buradayım. Buradayım. Kızım sana emanet. Anlıyor musun? Sana emanet. Onu ne kadar tanıyorsun? Babanı mı? Müdürü. Babanı. Müdürü. Babanı. Müdür. Babanı. Müdürü. Baban. Müdürü. Bence ikiniz de aynı kişiden bahsediyorsunuz. Malum kişiyi ne kadar tanıyorsun? Müdürü yani. Of ya. Yani epeydir tanıyorum. İyi adamdır. Yani sözünleridir, dürüsttür. Mafyacılık oynamayı falan sever. Sevmez. Alakası yok. Yani tam biraz zalimdir ama sadece hak edene. Hoş sohbettir. Böyle kendi çapında gurmedir. Aslında beni onun kimliğini öğreneyim diye şirkete soktular. Sonra onu tanıdım. Sevdim. Abi kardeş gibi olduk. Aslında biraz olay tanımakla alakalı. Ha öyle mi? Öyle. Yani aslında bir fırsat verilse, insan gibi konuşulsa, böyle trip atmadan, surat asmadan. Ben mi surat asıyorum ya? Sen.
Sen hiç surat asar mısın ya Nilüfer? Ya ne yapmamı bekliyorsun? Oturup kakara kikiri mi yapayım? Dört gözle bekliyorum sizden uzak olmayı. Benden de mi? Tabii ki. Yani bana saldıran adamlar olmasa senin ne işlevin var? Sen tek işlevimin bu olduğunu mu zannediyorsun? Aa, senin başka işlevlerin de mi var? Sürprizlerle doluyum ben. Ya senin bu temelsiz özgüvenin nereden geliyor acaba? Yani kavga ederken böyle kafana çok darbe falan mı alıyorsun? Beni izlerken heyecanlandın mı? Ne zaman? O gün. Seni kurtardığım gün. Ben bir kere kaçırılıyordum orada. Hayır tatlım, sen benim tarafımdan kurtarılıyordun. Allah'ım ya. 40 yıl anlatır şimdi bunu. Oo, demek 40 yılı birlikte geçireceğiz. Güzel. Ya lafın gelişi söyledim. Her şeyi evirip çevirip bir yere getirme. Ben biraz dışarı çıkabilirim isterseniz. Yok ya, otur. Konuşuyoruz işte, bir şey yok. Kal. Biz hep böyleyiz. Kimsin? Müdür. Bir sorun var mı? Yok, her şey yolunda. Nilüfer, iyi misin? Yani iyisin. İyi. İyi. Çok güzel. Sen niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Yani bir gariplik var, bir şey mi oldu? Ya. Bu dertlerin hepsini çözeceğim. Az kaldı. Evet. Dağılalım mı? Yok, varamadı. İkisinin de telefonuna ulaşılamıyor. Normal ya, saklanıyorlardır. Da. Yani biz büyük patronla görüşürken nasıl ulaşacağız bunlara? Ya benim yüzümden senin de düzenin bozuldu. Şu sıralar pek bir düzenim yoktu zaten. Yani beni o kadar tanımıyordum bile. Adamlar geldiğinde önüme atladın. Çekilebilirdin. O an içimden öyle geldi. Ya Leyla, ölebilirdin. İkimiz de ölebilirdik. Yani bu müdür denen adamın saçmalıkları yüzünden yaşadığımız şeye bak ya. Ben kısa bir zaman önce babamı kaybettim. Ha. Başın sağ olsun. O öldükten sonra aslında onun bambaşka bir insan olduğunu öğrendim. Meğersem çok kötü biriymiş. Senin müdürünle kıyaslanamaz bile. İlk önce dünyam başıma yıkıldı tabii. Çok sertti benim için. Ama şimdi fark ediyorum. Eski korkularım, endişelerim kalmadı. Daha güçlü hissediyorum kendimi. En kötüsünü gördüm çünkü. Ve en olmaz dediğim ne varsa bir şekilde güzelliklere vesile oldu. Yani kısacası hiçbir zaman karamsar olma demek istiyorum. Yani şu an sana çok kötü görünüyor olabilir ama yarın iyi olmuş diyebilirsin. Ben müdür. Çıkıyoruz. Nereye? Dışarıda anlatırım. Onlar?
bir süreliğine. Dışarıda adamlar var zaten. Koşulda benim yanımda mısın? Evet. İnan ne yapıyorsam kızım için yapıyorum. Korkuttun mu beni ya? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir yürüyüşe çıkayım dedim koridorda. Sıkıldım. Sen ne yapıyorsun burada? Niye içeri gelmedin? Uyandırmayayım dedim sizi ya. Sonra bir de başıma kakıyorsun. Kurt. Sen iyi misin? Bilmem. Ne oldu? Nilüfer, ben bugün ilk kez korktum. Çatışma sırasında ilk kez ölümden korktum. Çok da garip değil. Çatışma diyorsun, normal bir şeymiş gibi. Ben daha önce hiç korkmadım. Hiç. Yani... kaybedecek hiçbir şeyim olmadı. Şimdi kaybedecek bir şeyin mi var? Bir de babanı vurdum. Ne yaptın? Müdürü mü vurdun? Nasıl yani? İyi mi şimdi şu an? Bir şey var mı? Herhalde bu kadar... rahat söylediğine göre iyi, değil mi? Ya söylesene ya. Çok telaşlandın. Yani normal telaşlanmam. Sokakta geçen bir adamın vurduğunu söylesen onun için de telaşlanırım böyle. Ya anlatsana, söylesene. İyi, iyi, merak etme. Kolumdan vurdum. Ama şu aralar bana çok kızgın. Ona hiçbir şey söyleyemem. Bir şey mi söyleyecektim? Yani bir konu hakkında izin isteyecektim. Bir konu hakkında açılacaktım ona. Ama şimdi kurşun yarası çok taze. Yani biraz beklememiz gerek. Bekleyeceğiz. Yani o... bir konu dediğin şey o kadar bekler mi bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Nasıldı? Kısmet. Vurulmuşsun. Evet, evet. Kurt yaptı. Bilerek yapmamıştır herhalde. Bilmiyorum artık. Geçmiş olsun. Ama iyisin değil mi şu an? Yani daha iyi olacağım. Biraz çok acıyor. Ama iyileşeceğim. Atlatırsın sen onu da. Sağ ol ya. Çok iyi moral verdin. Bir şey değil. O zaman tehlike de artık bittiğine göre yollarımız burada ayrılıyor.
Böyle mi olsun istiyorsun? Evet, böyle olsun istiyorum. Nilüfer, benim bu hayatta istediğim tek bir şey var. Tek bir şey. Senin mutlu olman. O yüzden seni hiçbir şeye zorlamayacağım. Teşekkür ederim. O zaman güle güle müdür. Baba. Gitme. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Bizim yemeğin içinden böyle bir şey çıktı. Affedersiniz, nasıl düşmüş inanın hiç bilmiyorum. Ben bu yemeğin parasını ödemem, hiçbirini ödemem. Bu rezillik. Hatta bunu hemen canlı yayında takipçilerime duyuracağım. Yani o kadar yediniz, hiçbirini ödemeyecek misiniz? Bana müdürünü çağır, çabuk. Tabii efendim. Merhabalar, beni çağırmışsınız. Buranın müdürü siz misiniz? Müdürü değil, sahibi benim. Sorun nedir? Bizim tabağın içinden böyle bir şey çıktı. Garson hesap bizden diyeceğine gelmiş bize lagaluga yapıyor. Öyle mi? Ben onun adına özür diliyorum. Hesap bizden. İşte bu, aferin sana. Doğru davranış bu. Doğru davranış. Doğru davranış mı bilemiyorum ama... Eskiden beni kazıklamaya çalışanlara çok farklı davranırdım. Nasıl davranırdı acaba? Allah rızası için yapma müdürüm. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ne olur yapma. Müdürüm ne olur yapma. Yapma müdürüm ne olur. Ne olur müdürüm bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. Ne olur yapmayın affedin beni ne olur müdürüm. Affedin. Ne olur yapmayın müdürüm. Müdürüm hayır yapmayın. Ne olur ne isterseniz yapacağım müdürüm. Müdürüm. Al bakalım. Müdürüm, benden çalmaya çalıştığım paralar. Şey diğer tarafta çatır çatır yersin. Bak kefenin cebi yok diye seni pantolonunla yakacağım. Ne olur affedin müdürüm yapmayın. Bu kıyamı da unutma. Ne olur müdürüm yapmayın. Sok cebine hepsini. Yapmayın bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. Ne olur affedin. Yapmayın müdürüm, ne olur yapmayın. Uğurlar olsun. Müdürüm yapma. Küllerini gömün. Bırakmayın ortada. Şöyle yapardım. Hep biraz sitem ederdim. Ama artık değiştim. Efendim müessesemiz özür diliyor. Hesap bizden. Yemeğin keyfini çıkarın, denizin, güneşin keyfini çıkarın. İyi günler, iyi günler.
Kızım. Babacığım. Hoş geldin Elif. Hoş buldum. Gel sarılayım sana. Gel bir. Hoş geldin. Ay güzellik, güzellik, güzellik. Aa, Kurt. Müdürüm. Ne haber ya? İyidir müdürüm. İyidir. Yolda gelirken tesadüfen Kurt'a rastladım. Gel bir selam ver dedim. Zorla soktum içeri. İyi yapmışsın. Ben ne zamandır görmüyordum seni ya. Yoksun ortalarda. Öyle müdürüm, işler var. Nasıl işler? İyi müdürüm, işler iyi. Babacığım. Hı. Kurt sana bir şey söyleyecekmiş şimdi. Bana öyle dedi. Ah. Müdürüm şimdi ben İyi misin baba? Ya sızlıyor ya. Bu işte beni vurdu ya sözüm ona yanlışlıkla. Ya çok acıyor biliyor musun? Ya kurşun yarası böyle de işte kızım yani kolay kolay geçmez. Neyse. Sen ne diyecektin? Çok iyi gördüm seni. Anladım. Sizi iyi gördüm sizi. Ha, dur. Alo. Ya Kurt, ha. Yeter artık. Söyleyecektin babama ne? Ya doğru zaman söyleyeceğim. Doğru zamanı bekliyorum. Ya doğru zaman mı? Ya biz bir senedir sevgiliyiz ya. Bir senedir gizli gizli buluşuyoruz. İyi, bu da iyi bak. Daha heyecanlı değil mi? Değil. Daha iyi falan değil. Ben artık gizli saklı yaşamak istemiyorum bu ilişkiyi. Ya Nilüfer tam ne zaman konuyu açsam kolum diyor. Ben onu vurmasaydım hemen söylerdim de. İşte. Ya yeter artık ya. Yeter aynı bahaneyi söyleyip durma. Bak bugün babama bu ilişkiyi söyleyeceksin tamam mı? Yoksa biter bu ilişki. Yemin ederim bitiririm. Tamam. Gideceğim söyleyeceğim. Söyleyeceğim ya tamam. Böyle çıkacağım karşısına. Seviyorum ben diyeceğim ya. İzle gör beni bak. Bak şimdi gör nasıl diyorum. Heh. Öldürecek değil ya. Bak izle beni. Neyse kusura bakmayın ya acil bir şeydi. Evet ne diyorduk biz? Ha sen bir şey diyecektin. Ben Nilüfer'i seviyorum. Yani biz şeyiz. Nilüfer'le. Nilüfer de beni seviyor. Değil mi Nilüfer? Evet babacığım. Ben de onu seviyorum. Evet. Müdürüm biz çıkıyoruz ve gizli gizli çıkmak istemiyoruz biz. Siz çıkıyorsunuz. Evet, çıkıyoruz. Sen benim kızımı seviyorsun. Bir daha söyle bakayım. Sen benim kızıma... Baba... Sen sakın karışma. Sen benim kızıma... Ya tamam müdürüm ya. Öldürecekseniz de öldürün. Ben Nilüfer'i seviyorum. Ya benim sizin aylardır gizli gizli görüştüğünüzü bilmiyor olma olasılığı var mı? Ulan ben senin ne yediğini, ne s**tığını, ayağındaki çorabı nereden aldığını biliyorum be. Ha? Koç yumurtası. Oh be. O zaman bir sorun yok herhalde. Güzel kızım, eğer siz birbirinizi seviyorsanız yani bunu da seviyorsan benim için sorun yok. Tamam, o zaman ben gelin öpebilirim. Sakın. Sakın benim yanımda böyle espriler yapma. Sen anca bunu öpersin. Bu da iyi. Dur. Sen benimle gel bakayım şöyle. Sen burada kal. Şimdi madem bizim aileye gideceksin, benim seninle bir şey paylaşmam lazım. Hani sen sorup duruyordun ya, ismin ne, adın ne falan diye. Evet. Yaklaş. Yaklaş. Ya. Vay be. Hiç aklıma gelmez daha. O zaman ben bir şey söyleyeyim. Heh,
babamın gerçekte ne iş yaptığını. Ah söyle ya. Gerçekten mi? Evet. Hadi ya. Vay be. Senin baban. Benim babam müdürüm. Ulan hiç aklıma gelmez daha.